Başladı herhalde hocam. Evet, başlattım. Evet, katılımcılarımız geliyor hocam. Herhalde açtık. Bir iki tane var şu anda. Birkaç İki dakika. kişi var. Evet, birkaç dakika Birkaç dakika sonra bekleyelim istersen. sayımızın da artacağını. Evet, sayımızın artacağını düşünüyorum. Biraz oyalanacağım. Hocam sayı artıyor sanki. Evet. Arkadaşlardan biri girememiş herhalde ama onlar link almaları gerekiyor sanki. Yavaş yavaş geliyoruz ama. Sekiz olduk hocam. Evet. Evet. 2 dakika olmuş ama da. Bir 5 dakika mı süre verdiniz hocam? Yani net bir süremiz Ya da yok bak. hocam. Şöyle biraz oyalanalım. Sürekli güncelliyorum. Tamam. Evet, güncelleyince artıyor şu. Evet, öğrencilerimiz de aramızda görmek güzel. Tabii onlardan da katılımlar güzel. Söylemiştim ama Evet, arkadaş. katılım sağlayan arkadaşlardan ses ve görüntüyü teyit edebilirler mi? Bir yazan yok. Hı. Hocam 5 geçe inşallah başlayalım. Bir iki dakika daha oyalanalım. Evet, sesinizde sıkıntı yokmuş hocam. Öğrencilerden de geliyor size görüyorsunuz. Bana daha çok telefondan yazma gereği duyuyorlar herhalde hocam. Evet. Evet, görüntü ve sesimizde sıkıntı yokmuş hocam. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Onur hocam başlayalım. Evet, değerli konuklar ve izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle tüm katılımcılara ve konuşmacılarımıza hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde uzaktan eğitimin yanında düzenlenen uzaktan online konferanslar dizisinden birinde Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu olarak ilk webinarımızla bugün sizlerin karşısındayız. Bugün Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Sayın Erhan Duman, doktor öğretim üyesi Sayın Erhan Duman konuşmacı olarak bizleri COVID-19 krizinin ekonomi üzerindeki etkileri konulu semineriyle bilgilendirecek. Kendisi bölgesel inovasyon ve ekonomik büyüme üzerine çalışmaları var. Özellikle reel sektörde COVID-19 krizinin etkileri üzerine bizi bugün bilgilendirecekler. Kendisine şu anda şimdiden yapacağı katkılardan dolayı teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Bildiğiniz gibi Çin'in Wuhan kentinde başlayarak kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona salgını toplumsal hayatın tüm kademelerinde
önemli etkiler doğurdu ve doğurmaya da devam edecek. Salgın küresel bir sağlık krizi, fakat bu süreçte salgına karşı ülkelerin aldıkları önlemler tüm sektörlerde olduğu gibi ekonomi üzerinde de etkili olmaya başladı. Bu yüzden özellikle ekonomi üzerindeki etkileri hepimizin ilgisini çekiyor. Bugün hocama çeşitli sorular yönelteceğim. Umarım faydalı bir seminer olur diye, sizlerin de katılımınızla önemli bir seminer olur diye düşünüyorum. Arzu ederseniz başlayalım isterseniz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi hocam ilk sorumla size isterseniz başlayayım. Özellikle sağlık ile ekonomi arasındaki ilişkiden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki hocam. Şöyle. Şimdi sağlık toplumsal refahın arttırmak için sağlıklı bireylere ihtiyaç vardır. Her şeyden önce, yani ekonomiden önce, eğer bireyler sağlıklı değilse sizin üretim ve tüketiminizi kim gerçekleştirecek? Yani toplumsal refahın maksimizasyonu için sağlık ve ekonomi birbirinden ayrılmaz bütünün birer parçalarıdır. Sağlığın tıbbi boyutları olduğu kadarıyla bugün ekonomi boyutları da veyahut ekonomik olarak oluşturduğu riskler de en güncel maddeler arasındadır ve herkes tarafından dile getirilmektedir. Covid-19 salgınının en büyük risk oluşturduğu kısım, üretim faaliyetlerini dünya genelinde ciddi bir yavaşlama itmişti. Yani üretimdeki bu yavaşlama pek çok sektörü ağır bir şekilde etkilemiştir. Global düzeyde başlayıp tüm dünyayı, yani Wuhan şehrinde, Çin'in eyaletinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan salgından Türkiye'de olumsuz olarak etkilenmektedir. Gerek Türkiye olsun, gerek dünya olsun, salgın hem ölümlere yol açmıştır, hem de milyarlarca insanın refahını olumsuz etkileyecek bir şekilde ekonomik krize doğru gitmektedir. Yani şu anda baktığımız zaman dünya nüfusunun, yani salgının gitmediği bir yer yok. Yani şurada salgın yok. Mesela geçen izlediğim belgeselde Muson ormanlarında yaşayan kabile bir aileden bir kişi Covid-19'dan ölüyor. Yani salgın tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemenin yanı sıra ekonomik olarak bir krizle yüz yüze bırakmaktadır. Evet. Bu yüzden de sağlıkla ekonomi arasında gerçekten ne sıkı bir tedbir vardır. Yani bu nasıl bir şey? Mesela şu anda ekonomide talep düştü. Talep düşüşü harcamaları düşürdü. Harcamalardaki düşüş satışları düşürdü. Satışlardaki düşüş firmaların hasılatını düşürdü. Dolayısıyla düşen hasıla firmaları borçlanmaya itti. Ödeme güçlüklerine soktu. Ve dolayısıyla belki de iflaslara sürükleyecek. Yani bu hasar tespit kayıtları da tam net bir şekilde elimizde değil. Yani Mart'ın ortası gibi başladı dersek, şu anda bir iki aylık bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu Haziran'ın ortası gibi artık veriler net bir şekilde elimize geçecektir. Bir de şöyle bir durumu da var. Arz tarafı da düştü. Yani üretim de düştü. Çünkü üretim faktörleri olan emek, sermaye, işte girişimci, toprak, bunların kullanım miktarları azaldı. Dolayısıyla düşen bu üretim geliri düşürdü. Yani insanların geliri de düştü. Ücret düştü, rant düştü, işte faiz düştü, kira gelirleri düştü veya karlar düştü. Dolayısıyla tasarruf da düştü. Yani insanların tasarrufları da düştü. Böylelikle baktığınız zaman tasarruf düşüşü tekrardan talebi düşürdü. Yani burada sağlıkla ekonomi arasındaki ilişki birebir, hani dedik ya, bir bütünün parçaları gibi. Eğer bu Covid-19 salgını engellenemezse, ki inşallah kısa sürede engelleneceğini umut ediyoruz en azından. Evet. Ekonomi gerçekten de bir kısır döngüye gireceği tahmin ediliyor ve gerçekten de teorik olarak bilgiler de bunu gösteriyor hocam. Yani ekonomi arasındaki ilişki muhakkak ki çok büyük, fakat uzun vadede asıl kendini hissettirecek diyebiliriz galiba hocam. Hissettirmeye de devam edecek. Şu an gördüklerimiz belki çok az bir boyutu mu diyorsunuz? Başlangıç hocam. Yani bu daha bir şeyi almadık biz. Hani bu tedbirleri alıyoruz, karantina uyguluyoruz, sosyal mesafe koyuyoruz falan. Veyahut bizim sağlık sektörümüzün
gerçekten de çok iyi oluşturulması, altyapısının olmasından dolayı belki de biz bu kadar etkilenmedik. Örneğin bir Amerika, bir İtalya, bir İspanya'ya baktığımız zaman, bir İngiltere, yani bu saydığım ekonomiler sıradan ekonomiler değil. Dünyada gelişmiş olan ekonomiler. Ölümlerin çok üst düzeyde olduğu, yaşlıların ihmal edildiği, huzur evlerine gidilmediği bir ekonomiden bahsediyoruz. Ama biz de şükür böyle bir tabloyla karşılaşmadık. İşte vefa dernekleri, gerekli sivil toplum kuruluşları hepsi ellerinden geleni yaptılar. Ve bu da sağlık altyapısıyla alakalı bir şey. Çünkü şu da var, salgının kontrolü için alınacak olan tıp ve halk sağlığı için tedbirlerin yanı sıra ekonomik tedbirler de gerçekten çok önem arz etmektedir hocam. Evet, belki de sağlığı güçlü olanlar ekonomik anlamda da çok başarılı olacaklar bu krizi atlatma konusunda. Bir diğer sorum şöyle olacak hocam. Covid-19 salgını nedeniyle ekonomiyi kilitlemeye değer mi? Yani ekonomi, sağlık arasında aslında devlet tabii ki bir tercih yapmıyor ama bir öncelik varmış gibi bir algı mı oluştu? Ya da böyle bir şey yok aslında, her ikisi aynı anda korunabilecek mi? Ekonomiyi kilitlemeye değer mi? Şeklinde bir sorumuz var. Şöyle bir şey var. Mesela Muson ormanlarında bir kabile hayatı. Bu insanlar hani bizim gibi büyük şehirlerde, kentlerde veyahut yaşamın çoktan olduğu bir yerlerde yaşayan insanlar değil. Toplasanız 100 kişi, 50 kişilik kabile hayatı yaşayan insanlarda bile eğer bu COVID-19 çok kolay bir şekilde bulaşıyorsa ve belirti göstermiyorsa, işte kuluçka süresi salgının sessiz ve tehlikeli bir şekilde yayılmasına sebep oluyorsa, bu salgını tamamen kontrol altına almak gerekir. Yani ekonomik kitlemeye değer mi dediğiniz noktada bence değer. Çünkü şunun için, eğer COVID-19 salgını gerçekten de engellenemez, önlenemezse ekonomik anlamda zaten çok büyük kayıplar olacaktır. Aşırı kayıplar. Şu anki kayıp bile sayılmayacak. Doğru. Hayır, gerçekten de sayılmayacak. Çünkü benim düşüncem şu, çok kısa sürede eğer bu salgın COVID-19 önlenebilecekse, hayatı dondurmak, ekonomiyi olabildiğince yavaşlatmak pahasına bile olsa kararsız davranılmaması gerekiyor. Evet. Mesela hani gevşek politika uygulayan ülkeler oldu. Mesela bir İngiltere, ölü sayıları bir anda arttı. İtalya bir anda arttı. Ama bizim ülkemizde sıkı politikalar uygulandığı için bizim mesela ölüm oranlarımız onlara bakış çok aşağılarda kaldı. Çok ciddi bir ekonomik fedakarlık yapılsın mı? Bence yapılsın. Rasyonel bir davranış mıdır? Bence gerçekten de eğer salgın kısa bir süre içinde durdurulacak, ortadan kaldırılacak olacaksa da çok büyük bir ekonomik fedakarlık yapılması gerekiyorsa da bunun rasyonel bir davranış olacağı düşüncesindeyim. Ayrıca mesela salgını hocam kısa sürede nasıl kontrol altına alabiliriz? Bunun en önemli şeyi, değişkeni veriye dayalı. Gerek tıbbi gerek ekonomik. Veri ve bilgi üzerine dayalı bir hareket alanı oluşturacaksınız kendinize. Ayrıca toplum buna uyacak. Yani toplumsal uyum gerçekten de çok önemli. Şimdi kararı alıyorsun ama toplum buna uymuyorsa bu politika, karar veyahut kanun neyse hepsi havada kalıyor. Veyahut önlem, tedbir. Hepsi havada kalıyor. Bir diğeri de hocam bizim ülkemizde hepimizin yakındığı belki de ama bizim iyiliğimize olan sıkı tedbirler. Yani işte sokağa çıkma yasağı olabilir, karantinalar olabilir. Ama ne hikmetse bizim mesela insanımızda şöyle bir şey de var. Mesela haçtan gelen kafileden kaçan bir teyzeyi konuşturuyorlar. Niye kaçtın teyze falan diyorlar. Uzun diyor, ben orada diyor şeyi yapamadım. Dayanamadım diyor. Ben özledim torunlarımı. Ya şimdi teyzeciğim tamam özledin de bir de o torunlara bulaştırma ihtimalin var. Ya bir kişiden 180 kişiyi bulaştığı söyleniyor. Bir kişi 180 kişiyi bulaştırabiliyor. Bazıları mesela bu COVID, ya bu bir grip. İşte 300 bin kişi ölmüş ne olacak dünya genelinde. Ama şöyle bir şey var. Tedbir almasan bu 300 milyona ulaşacak. Evet, evet kesinlikle. Ekonomide alınan tedbirlerin işe yaraması için önce sağlık anlamında alınan tedbirler belki de işe yaramalı diyebiliriz bu anlamda.
Şimdi hocam bir yandan da arkadaşların soruları geliyor. Eş zamanlı olarak bu arada hocamın galiba kamerasında bir duraksama oldu. Birkaç dakika bekleyelim. Düzelecektir diye tahmin ediyorum. Sorularınız bir yandan gelmeye devam ediyor. Evet hocam koptu galiba. Tekrar bağlanana kadar biraz oyalanacağız. Ülkemiz ekonomisi uzun süre durmayı kaldırabilecek bir ekonomi değil. Şu anda bu sebeple alışveriş merkezlerinde açılmalar, pazar yerlerinde alışverişler başladı. Fakat buna karşı çıkmak gerek demek istediniz sanırım. Evet, muhtemelen bu süreci farklılaştıracak bir durum. Tekrar bağlantımız geliyor. Hocama soruyu anlık da yöneltebiliriz. Kendisinin tercihine göre. Evet hocam, kısa süreli bir bağlantı kopmamız oldu. Hocam şöyle, ikinci sorumuzun da ardından arkadaşlardan bir yandan sorular da geliyor. Arzu ederseniz sorularla eş zamanlı da gidebiliriz, sonuna da bırakabiliriz. Ben son alırız diye tahmin ettim ama cevap verdiniz. Siz nasıl uygun görürseniz. Bence sona... Tamam hocam, sona bırakalım. Sıkıntı yok. O şekilde halledebiliriz. Tamam, ben sorularımı o zaman ardarda size yöneltmeye devam edeyim. Arkadaşların da anlayışlı olacağını tahmin ediyorum bu konuda. Sorularınız sistemde kayıtlı. Size bütün sorularınıza cevap vereceğiz program içinde. Tamam. Şimdi isterseniz reel ekonomiye biraz geçelim istiyorum. Reel ekonomide uzun süren bir salgın olursa ne yapacağız? Evet hocam, yani zaman ve süre bu salgında en önemli nokta. Yani kilit nokta dediğiniz şey zaman. Bizim mevcut küresel ekonomik sistemimizin yani bir anda ve her yerde aynı anda başlayan bir krize cevap verebilecek acil durumlara müdahale mekanizmasına sahip değil. Yani bizim şu andaki mevcut ekonomik sistemimiz, yani bizim derken dünyadaki ekonomik sistemden bahsediyorum. İşte bir veya birkaç ülkede meydana gelen ani çöküş riskini dikkate alarak acil bir müdahale paketi oluşturabilir. Ancak bu kriz şöyle bir şey, aynı anda ve her yerde bir anda başlıyor. Evet. Hani Wuhan'da başladı ama mesela Ocak'ta başladı. İşte Mart'ta bütün dünyayı etkisi altına aldı. Hocam kriz uzun sürerse bizim yapmamız gereken ne? Tek başımıza yapabileceğimiz bir şey yok. Burada küresel bir işbirliğiyle, yani bütün dünya ülkeleri bu kadar entegre olmuşken, küreselleşmenin bu kadar yoğun bir şekilde yaşandığı bir dünyada tek başına almış olduğun bir önlem kararı veyahut önlem paketi pek işe yaramayacaktır. Çünkü küresel bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bu küresel bir işbirliğinde de uygulanacak olan politikada şeffaflık ve güvenilirlik ön planda olması gerekir. Yani şöyle diyebiliriz, mesela ülkelerin tek tek parasal genişlemeye gidip işte ne olacak kardeşim Amerika'daki krizden bana ne veyahut işte Irak'ta ölmüş bana ne diyemezsin. Çünkü o insanlarla gerek ithalat gerekse ihracat yapıyorsun. Yani dış ticaretin var. Dolayısıyla buradaki mesela bizim ülkemizdeki firmaları teşviğimiz ne yönde? İhracata yönelik. İhracat yapın. Yani gerek Maliye Bakanlığı'nın, gerek Ekonomi Bakanlığı'nın, gerek Ticaret Bakanlığı'nın bu yönde çok büyük şeyleri var, destekleri var. Hı hı. Sen diyemezsin yani bana ne Amerika'da tamam ölsün işte 100 milyon insandı bilmem ne, bunu diyemezsin. Çünkü oradaki ekonomik hayat senin buradaki ekonomik hayatınla entegre olduğu müddetçe senin küresel bir işbirliği sonucunda gidip şeffaf ve güvenilir bir politika uygulamak zorundasın ki bu krizin şiddetini azaltabilesin. Peki bu çöküşün şiddetini azaltabilecek bir değişik unsur daha var. Devletlerin alıcı konumuna geçmesi. Yani devletin alıcı konumuna gelmesi. Çünkü hadisenin boyutu gerçekten de çok büyük. Yani COVID-19 dediğiniz sıradan bir grip salgını değil. Bakıyorsunuz bugün hizmet sektörü durdu. Yani bilmiyorum sorular arasında var mı ama mesela bugün Türkiye'deki gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık olarak %62'si hizmet sektörü tarafından gerçekleştiriliyor. Hizmet sektörü durdu.
Gayri safi milli hasıla. Abi yani gayri safi milli hasılanın %62'sini bu sektör destekliyor. Bu sektör gerçekleştiriyor. Sen diyemezsin yani bir işbirliği yapmadan ve bu mesela sadece işte Türkiye'deki hizmet sektörüyle alakalı bir şey de değil. Almanya'yla var, Rusya'yla var, İtalya'yla var, İspanya'yla var. İhracatın var, ithalatın var. Ne olacak? Devlet burada alıcı olabilir. Ki alıcı olması kesin bir çözüm de değildir. Yani kriz daha uzun sürecekse gerçekten de geçici veyahut krizin şiddetini azaltabilecek bir çözüm önerisidir bu. Yani nedir? Burada devletin yapacağı ve yani Türkiye'nin de yapmış olduğu işte genişletici maliye politikasıyla para politikası uygulayabilir. Ki biz de bunu bu şekilde uyguladık. Ama bunun şöyle bir de şeyi var, dezavantajı var ekonomi yönünden. Eğer bu uzun süreli olursa bir etkisi ortaya çıkmaz. Buradaki ilk durum yani ilk önce bu sürenin geçici olacağı. Yani genişletici maliye ve para politikasının geçici bir süreliğine verileceği, işte iflasları, işletmelerin faaliyetlerinin devam etmeleri, işsizliği en az da tutmaları, yani işsizlik oranında ani bir artışı önlemeyi ön plana alarak böyle bir politika gerçekleştirilebilir. Yani buradaki amaç küresel salgından doğacak olan iktisadi kayıpları önlemedir. Bunun altını da çizmek gerekir. Bir de yani böyle bir şeyi bir anda kolay bir şekilde şey yapamazsınız, uygulamaya sokamazsınız. Bunun için gerçekten de hani az önce dedim ya veriye dayalı bir politika, tedbir paketi oluşturulmalı. Burada veriye dayalı bir bence ekonomik politikası oluşturulabilir veya şimdi bir plan zaten yapılabilir. Sağlıktaki veriler anlık alınıyor. Belki ekonomideki veriler anlık değil de belki o ayın ya da ilk çeyreğin bitiminde alınıyor olması bunu etkileyebilir diyebilir miyiz? Çünkü büyüme verileri, işsizlik verileri hepsi bir sonraki dönem daha çok kendini hissettiriyor. Yansıması evet, real ekonomide gecikmeli olduğu için biz bu veriye dayanarak bir sonraki dönemi planlayacağız. Sağlıkta daha kolay oldu bu, eğitimde daha kolay oldu. Anlık verilere bakarak bir Haziran başını görebiliyoruz. Fakat ekonomide biz bir hafta değil, üçüncü çeyreği, dördüncü çeyreği planlamalıyız evet, değil mi? Evet, yani mesela şimdi biz Nisan verilerini büyük bir ihtimal Haziran ortasında falan alacağız. Ama hani dedim ya bir plan yapılması gerekiyor, bir paket oluşturulması gerekiyor. İşte bu paketin temel amacı iktisadi işleyişin büyük bir kırılmaya uğramasını önlemek. Yani ekonomik işleyişin büyük bir kırılmaya uğramasını önlemek. İşte işsizliği en az seviyede tutmak. Mümkünse hiç kimsenin işini kaybetmesine göz yummamak. Ödemeler sistemini aksamasını önlemek. Ve işletmelerin faaliyetlerini korumak. Yani bu plan, tamam bir plan yapacağız ama işte genişletici maliye politikası uyguluyorsun. Kamu harcamalarını arttırıyorsun, vergileri düşürüyorsun, vergileri öteliyorsun veya muaf edeceksin. Krediye ulaşımı kolaylaştırıyorsun, ucuzlatıyorsun veya likiditeyi bollaştırıyorsun. Tamam da bütün bunların bir sebebi olmalı. Ha bunlar günümüzde ekonomi politikası olarak sıra dışı tedbirler olarak gözükebilir. Ama karşılaştığımız krizle alışık olduğumuz bir kriz değil zaten. Sıra dışı bir kriz. Sıra dışı önlemler gerektiriyor diyorsunuz hocam. Evet. Şimdi evet biraz hocam, gayri safi milli hasıladan bahsettiniz. Tabii ekonomik büyüme üzerinde etkisi nedir diye söylüyorum. Belki biz büyümeyi en son mu düşüneceğiz? O noktaya gelelim mi diyeceksiniz ya da direkt söyleyecek misiniz? Ekonomik büyüme, 2020 büyüme oranları üzerindeki COVID-19'un etkisi ne seviyede olacaktır sizce? Hocam şimdi bu COVID-19'da hani az önce de siz belirttiniz, veriler yok. Büyük bir belirsizlik var. Yani büyük bir belirsizlik altında, ancak yapacağımız bizim buradaki değerlendirmeler yüzeyseldir. Ama tahminlerin doğru olma ihtimali yüksektir. Çünkü hani bizde bir atasözü var, görünen köy kılavuz istemez. Neticede bu böyle bir şeydir. Örneğin mesela bir kısa dönemlik bir hesaplamayla 2020 ilk çeyrekte Türkiye ekonomisinin işte gayri safi yurt içi hasılardaki kaybın %10 olduğunu varsayalım. Ve bu krizin 30 gün süreceğini varsayalım. Türkiye'deki gayri safi yurt içi hasılaya maliyeti bunun 32 milyar TL'dir. Bakın
%10'luk bir kayıp ve 30 günlük bir kayıp. Kriz 30 gün sürecek, 30 gün sonra her şey normale dönecek diye bir tahminde bulunduğunuz zaman bunu hangi yıla göre yapıyorsun? 2019 gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre yapıyorsun. Hı hı. Küçülme olacak mı? Olacak. 2020'nin yılında bir yani, sonraki. Talep yok yani neticede burada bir talepte çok büyük bir düşüş var. Ondan da bahsedeceğim zaten biraz sonra da. Yani talep düştüğü zaman bizim gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan talep yani tüketim kalemi %73. Hı. Şu anda herkes evlerinde duruyor bilmem ne bir şekilde idare. Mesela kimse restoranta gidip yemek yemiyor. Veyahut kafeye gidip çay içmiyor veyahut kahve içmiyor. Veyahut nargile salonları bomboş kaldı mesela. Hı. Yani bunlar birkaç örnek. Tabii. Burada asıl hocam üzerinde durmamız gereken etkilenmedi dediğiniz gibi. O sektörel şeyde süreçte ben onu söyleyeceğim hocam da şöyle bir şey var. Buradaki mesela basitleştirici bir varsayımda bulunduk. Gayri safi yurt içi hasıladaki kaybın sadece bir ay sürdüğünü ve %11 kayıp olduğunda 32 milyar TL'lik bir kayıp olduğunu söyledik. Fakat bu kriz biraz daha uzarsa bizim almış olduğumuz bu 100 milyarlık paketin yeterli olmayacağı düşüncesindeyim. Yani şöyle düşünün. Mesela bu COVID-19'un tahribatının veyahut etkisinin bir yıl sürdüğünü düşünün. Benim tahminim en kötü %21 kayıp oluşur. Gayri safi yurt içi hasılada en kötü %20'lik bir kayıp oluşacaktır. Bir diğeri hocam bizim gayri safi yurt içi hasılamızı oluşturan en önemli kalem tüketimdir. Ve %72-73 oranında yaklaşık olarak tüketimden beslenir. Talepte veyahut alınan kararlara baktığımız zaman tüketimde çok büyük bir kayıplar var. Hocam mesela ulaştırma harcamaları özel tüketim harcamaları içindeki payı %16. Eğlence ve kültürün payı %6. Lokanta ve otel işte harcamaları %8, %9 gibi değişiyor. Bakıyorsunuz turizmin payı %11 bu tüketimin içinde. Hele hele turizmin mesela tüm gayri safi yurt içi hasıladaki oranı yaklaşık olarak %5. 35 evet. milyar dolar gibi bir şey. Buna baktığımız zaman şimdi ülkeler arasında biz ne yaptık? Seyahatleri neredeyse imkansız hale geldi. Yani hava yolları kapalı, geliyorsa karantinaya alıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, salmıyorsun filan. Turizm öldü. Ancak bu alınan kararlar veyahut alınan tespitler aynı zamanda gayri safi yurt içi hasılanın önemli kalemlerinin öncü göstergelerine artık meydana getireceği kayıplarla ortaya çıkıyor. Peki bizim bu büyümede mesela 2020 yılında ne kadar küçülürüz hocam? Bunu tam kestirmek mümkün değil. Çünkü niye değil? Daha bizim elimizde ortaya çıkan tahribatın, ortaya çıkan hasara ait bir veri bulunmamakla. Bu veri kaydını ne yapacağız? Önümüzdeki aylarda, Haziran'da daha da netleşecek. Tabii bizim tahminimiz veya isteğimiz ne yönde? Bu tahribatın en alt düzeyde kalması, en alt seviyede kalmasını istiyoruz. Ama şöyle bir gerçek de var hocam. Yani burada en önemli unsurun zaman olduğunu vurguladık. Yani ne kadar kısa sürede biz bu COVID'den kurtulurussak ekonomimiz o kadar hızlı kendini toparlayacaktır. O kadar hızlı bir toparlanma ortaya çıkacaktır. Mesela tuhaf gelebilecek bir örnek söyleyeyim arkadaşlara. 2009 krizinde yani 2009'un ilk çeyreğinde biz krizden fazla etkilenmememize rağmen %15 yani %14.4 de %15 yaklaşık olarak bir küçülme yaşadık. Bakıyorsun eğer bu kriz biraz daha uzun sürseydi biz 2009 yılını %15 küçülmeyle kapatacaktık. Ama kriz ilk çeyrekte atlatıldığı için ilk 6 ayda yani kriz 2008'in son çeyreğiyle 2009'un ilk çeyreğinde hızlı bir toparlanmayla veyahut alınan tedbirlerin uygun olmasıyla Türkiye fazla etkilenmedi. Yalnız şunu belirtmek gerekir ki bu krizle yani COVID kriziyle 2009 krizi karşılaştırılmayacak kadar daha derin. Yani daha derin etkileri olacak.
Çünkü herhalde orada üretim, tamam işsizlik arttı, büyüme rakamları düştü filan ama orada üretim devam ediyordu. Burada şu anda üretim yapamıyor. Fabrikalara gidiyor. Mesela tam maskeli, mesafeli çalıştıralım filan. İşte 80 kişi çalıştıran bir arkadaşım vardı. Fabrikası var. Şu anda diyor biz diyor 5 kişi çalıştırıyoruz diyor. Sokağa çıkma yasaklarını da öngörürsek? Tabii hocam. Yani bu şöyle bir şey var. Yani bizim ekonomimizdeki büyüme oranı eğer biz Haziran ayı itibariyle atlatmış olsak bile en az ben %5 küçülebileceğimizi tahmin ediyorum. Tahmininiz yani süre, buradaki zaman çok önemli. Evet, biz mesela kızıyoruz. Şu anda bayramda da herhalde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evet, bugün de. Bayramda sokağa mı çıkılmaz mı? Çıkma kardeşim. Sıkı tedbirler alalım. Bir an önce şu illetten kurtulalım. Yani gerek ekonomi toplansın, gerek iyiler sağlıklı olsun. Eski günlere bir an önce dönelim. Daha çabuk dönmek için daha sıkı tedbirler şart. Evet, evet hocam. Evet, şimdi aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Tabii ki siz söylediğiniz işsizliği de etkiliyor dediniz. Buradan yine benzer bir soruya geçiyorum. İstihdam üzerindeki etkileri, herkesin yakındığı, malumunuz en çok tartışılan, daha başında ilk ortaya çıktığında tartışılan konu. İstihdamı evet, nasıl etkileyecek? Biraz da özel sektörü kastetmiş oluyoruz burada istihdam. Burada kamu kesiminde çalışanlar, emekliler veyahut kamu kesiminin çalışmakla, çalışarak bakmakla yükümlü olduğu insanlar, devlet korumasında. Şimdi yani devlet korumasında biz de öyleyiz ama özellikle özel sektörde küçük esnaf, sanatlar, sanatkarlar veya küçük işletmelerin iş ve gelir kayıpları çok büyük bir riskle karşı karşıya. Covid-19'dan dolayı çok büyük bir riskle karşı karşıya. Bunun sebebi ne? İşte salgından korunmak için alınan tedbirler var. Bu tedbirlerin pek çoğu da ne? Ekonomik faaliyete yönelik talebi düşüren tedbirler. Az önce vurguladık. Hani gayri safi yurt içi hasılada öncü kalemleri etkileyen tedbirler dedik. Azaltma var. Örneğin mesela faaliyeti durdurulan yaklaşık olarak 212 bin iş yeri var. 212 bin iş yeri var. Bu işletmelerde istihdam edilen yaklaşık olarak 9,5 milyon insan var. Dolayısıyla bunların en az %20'sinin yani 1.9 milyonunun İstisna. Gerek gelir kaybı, gerek iş kaybı yaşayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan baktığımızda mesela İçişleri Bakanlığı şehirler arası ulaşım olsun, şehir içi ulaştırmaya sınırlandırma getirdi. Esnaf sicil kayıtlarına göre mesela TÜİK'in verileri buradaydı. 2020 yılında 345 bin kişi şoför. Şoförler esnaf sicil kaydı bulunuyor. 345 bin kişi. Bu şoförlerin yanında çalışan muavinler var. Şehirler arası çalışıyorsa yedek şoförleri var. Bunlarla birlikte sayı 700 bine çıkıyor. Yazıhanesinde çalışanlar. Tabii yani sayı 700 bine çıkıyor. Dolayısıyla da burada en az 450 bin kişinin yine gelir ve iş kaybına uğrayacağı tahmin ediliyor. 65 yaş üstü sınırlama var. Sokağa çıkma yasağı var. TÜİK verilerine göre 65 yaş üstü 850 bin çalışan var. Dolayısıyla bunlar direkt zaten yani 850 binin hepsi de ne oluyor? İşsiz şu anda. Gelir kaybına uğruyor veyahut işsiz demeyelim. Yani neticede yarı zamanlı çalışma, evden çalışma gibi şeyler var. Hani sistemsel kayıtlı çalışanların istatistiğini bile aldığınızda galiba hocam rakam oldukça kabaracak. Hocam bir de şöyle bir şey var. 20 yaş altı mesela 20 yaş altı 728 bin kişi var. Evet. TÜİK verilerinde resmi rakamları veriyorum iş gücü istatistiklerine göre 728 bin kişi istihdam ediliyor. Diğer taraftan mesela talebin düşmesiyle beraber doğrudan ya da dolaylı olarak imalat sektörü bundan etkilendi. İmalat sektörünün etkilenmesiyle beraber işte ihracat etkilendi. Mart ayı verisine göre ihracatta %17'lik bir düşüş var. İşte sınırların kapatılması var, uluslararası nakliyelerin gerilemesi var. Üretim. İhracat pazarlarında yani dış talepte de bir düşüşten dolayı kayıp var. İyi de burada çalışan özel kesim imalat sanayide çalışan 3.7 milyon insan var. Bu insanların da en az
gerek iç talebin gerekse dış talebin düşmesinden dolayı 550 bin kişinin iş ve gelir kaybına uğrayacağı tahmin ediliyor. Şöyle baktığımız zaman gerek TÜİK gerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerinden yararlanarak elde ettiğimiz işte 2020 Nisan ve Haziran döneminde COVID-19 salgınından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilecek çalışan sayısı 4 milyon 600 bin kişi. Bugün Türkiye'deki işsizlik sayısı 3 milyon 400 bin. Yani %120-130'lara varan bir işsizlikte artış. Olursa. Şayet yani bu süre hani sürekli COVID-19'da vurgulamamız gereken şey süredir diyoruz ya. Zaman çok önemli. Gerçekten de çok önemli. Yani zaman uzadıkça Türkiye'deki işsizlik rakamlarının %30'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Üretim da, tekrar toparlarsa belki bu süreç telafi edecek ama bu bile zaman alacak değil mi hocam? Hocam zaman alacak ama işte önemli olan sizin bu uygulayacağınız gerekse ekonomik tedbirlerin COVID salgınını ne kadar zamanda önleyebilecek? Ya tamamen ortadan kaldıramasa bile bu şiddeti ne zaman azaltacak? Çünkü şöyle bir şey var. İşsizlik çok önemlidir. İşsizlik sadece ekonomik bir olgu değildir. İşsiz kalan bir insan toplumda huzuru da bozar. Kendi huzurunu bozduğu gibi toplumsal huzuru da bozacaktır. Dolayısıyla toplumsal refah ne yapacaktır? Aşağıya çekecektir. Çünkü işsiz olan ülkelere bakın, işsizlik oranının yüksek olan ülkelere bakın, suç oranları çok yüksektir mesela. İşte bunu önleyebilmek için de zaten gerek bu ekonomideki karar birimleri, işte kim bunlar? Devlet, firmalar yani üreticiler, yani tüketiciler bir de hane halkı. İlk önce önlenmesi gereken şey işsizliktir. Yani istihdamı bir şekilde korumaktır ve devletin hani dedik ya genişletici maliye politikası uyguluyor, para politikası uyguluyor. Oradaki birincil amaç istihdamı korumak olmalıdır. Evet hocam. Optimum ekonomi politikası, iktisatçı öğrenciler arkadaşlarımız da var aramızda bilirler. Optimum ekonomi politikasının belirlenmesi için yapılması gereken nedir peki bu süreçte? Evet hocam çok güzel bir soru. Optimum en uygun politikayı nasıl belirleyeceğiz diye bu soruyla daha önce de karşılaşmıştım. Hocam bizim mesela mikro iktisatta şöyle bir şey vardır. Optimum dediğiniz zaman marjinal maliyetle marjinal faydayı karşılaştırırsın. Evet. Hocam bu ne demek diye olacak, soracak olursanız yani ilave bir günlük ekonomik kayıp ile salgını bir gün kısaltacak ilave tedbirlerin faydasının karşılaştırılmasıdır. Evet, yani ilave bir günlük ekonomik kayıp ile yani salgını böyle hayattan görmemiştik. Evet. Evet hocam mesela burada ne var? Salgını bir gün daha kısaltabilecek olan bizim tedbirlerimiz ne olabilir? İşte bedava maske. En önemlisi aşı. Daha evet. Bulunamadı ama yani evet. İnşallah en kısa sürede aşı, ilaç geliştirme, koruyucu kıyafet, işte gönüllü zorunlu karantina, sosyal mesafe çok önemlidir. Yani AVM'ler açılsın deniyor. İşte ben o gün ekmek almaya gittim. Sokağa çıkma yasağında fırına gittim. 250 kişi üst üste. Sırada. Arabadan inmeden direkt gittim. Annemin bana sorduğu soru, oğlum ekmek aldın mı? Yok anne, bugün pasta yiyeceğiz. Yani bisküvi yiyeceğiz dedim. Niye oğlum dedi. Anne dedim, yani kesin bende COVID yoksa da orada kesin bulaşacaktı yani bana. Ya biz mesela toplum olarak bu sosyal mesafeyi artık hayatımıza geçirmek zorundayız. Mesela benim annem 72 yaşında. Evde sosyal mesafe kuralına uyuyor. İşte namaz kılacağında, oturacağında arada en az 3 metre mesafe bırakıyor. Ya bu kadın 72 yaşında. Ve okuma yazması yok. Yok yani. Bu uyuyorsa bizim de uymamız, hele hele bugün toplumda üniversite mezunu olmayan kalmadı. Ama bakıyorsun AVM'lerde üst üste işte ya da bir ekmek alımına gidiyorsun. Orada bir de üst üste karşılaşıyorsun. Peki hocam bu mesela bir örnekle açıklayayım ben bunu size. Hani marjinal maliyet, marjinal fayda dedik. Evet. TÜİK verilerine göre 2019 yılında Türkiye'deki hane sayısı 24 milyon. Ve bu hanelerde yaşayan kişi sayısı ortalama olarak 3.45 deniyor da biz bunu 4 kişi alalım.
4 kişi alalım ve biz bu aileye 30 tane maske gönderelim. Devlet olarak hani bedava maske gönderiyoruz ya, maliyetini hesaplayacağız. Ve hani maskeler tamam türlü türlü değişik türleri var, çeşitleri var ama 2 lira gibi bir maliyetle kapatılabiliyor tanesi. Bir haneye biz 60 liralık maske, işte kargosuydu, şu suydu, bu suydu, hepsi totalde 60 liralık bir maliyeti var bir hanenin. 24 milyon hanemiz vardı hocam. 1 milyar 440 milyon gibi bir rakam çıkıyor. Maliyet bu. Hocam maske kullanmayla ne olacak? Covid'i %80 aşağıya çekeceksin. Bulaşma riskini neredeyse ortadan kaldıracaksın. Covid bulaştığı zaman ne oluyor? En başta ölüm oluyor. Hastanelerde bir masraf oluyor mu? Oluyor. Yani bir, can gidiyor. İki, hastanelerde bir maliyet var. Üç, bunun bulaşma etkisi var. Hani ortadan kalkmama etkisi var. Zamanın uzaması var. Zaman kaybı var. Ki bunu parayla ölçemezsin. Yani zamanın paraya dönüşümünü ölçemezsin. Bunun bir karşılığı yoktur. Ama maske kullanarak, hani mesela zorunluluk haline getirildi ya, %80 oranında sende COVID varsa karşı tarafa bulaştıramıyorsun. Bulaşmıyor. İşte baktık, işte 1 milyar 440 milyon TL gibi bir rakam çıktı. Yukarıda mesela hesapladığımızda %10'luk bir kayıpta 32 milyarlık bir masraf çıkmıştı. Maliyet vardı. Gelir kaybı vardı. Gayri saf yurt içi hasılada. İşte bu ikisini karşılaştırdığınız zaman demek ki bizim burada yapmamız gereken durum şu. İlave bir günlük mücadelenin tahmini toplam ekonomik maliyetiyle salgını bir gün kısaltmanın faydasını karşılaştırdığımız zaman salgını bir an önce ortadan kaldırmak optimum bir ekonomi politikasına bizi götürecektir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Yine reel anlamda düşündüğümüzde reel anlamda sektörler üzerindeki etkileri biraz bahsettik aslında. Hangi sektörde ne kadar, her sektörde aynı düzeyde değil dedik. Genel itibariyle değerlendirecek olsak sektörler üzerindeki etkileri, toparlanma süreci nasıl olur? Bundan bahsedelim isterseniz birazdan. Hocam şöyle bir şey var. Her şeyden önce sektörler ekonomik hayatı aynı düzeyde etkilemiyor. İşte COVID-19 salgınında farklı etkilenecektir. Ekonomik hayatı aynı ölçüde etkilemediklerine göre bunlardaki COVID'in etkisi de ne olacaktır? Farklı olacaktır. Bugün mesela hizmetler sektörü gayri safi yurt içi hasıladaki katkı payı %62'dir. Sanayinin %28, tarımın da %10'dur. Yani bunlar yuvarlanmış rakamlar, bir aşağı bir yukarı olabilir ama mesela baktığınızda 2018 verisini görürsünüz. TÜİK'te işte hizmet sektöründeki katkı payı %54 olarak gösterir orada. En az o 2018'in verisidir. 2019 yılı sonu itibariyle bu veri %62'dir. Şimdi baktığımız zaman buradaki büyümeye en büyük katkıyı sağlayan ve en kritik sektör hizmetler sektörü. %62'lik bir oran var. En çok ama burada tabii yani hizmetler sektöründeki COVID salgınından en fazla etkilenen sektör olacaktır. Bakıyoruz mesela bazı sektörlerde kayıp yaşanırken bazı sektörlerde de artış yaşanabiliyor. Bunu en sonunda tablo şeklinde sunacağım inşallah nasip olursa. Örneğin mesela havayolu ulaşımı, karayolu ulaşımı, eğlence, otel, işte turizm. Bunlar çok ciddi hasarlar alan, kayıplar yaşayan, hatta %75, %80'lere varan kayıplar yaşayan sektörler. Öbür taraftan bakıyorsun, temizlik malzemesi üretenler var. İşte maske yapımı, online alışveriş, e-ticaret dediğimiz, uzaktan eğitim gibi. Bu sektörlerde de bir artış var. Çünkü niye? Talep o yöne kaydı. Artık kimse gidip marketten bir şey almak istemiyor. Nedir? Giriyor işte internetten, yazıyor, siparişini veriyor, evine geliyor. E-ticarete giriyor. Yani bu yönde bir artış var. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu hizmet sektörünün içinde de en büyük kaybı yaşayan turizm sektörü. Ya hocam, turizm sektörü yaklaşık olarak 2019 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 52 milyon. Bizim bunlardan elde etmiş olduğumuz gelir 35 milyar dolar.
yaklaşık olarak gayri saf yurt içi hasılanın %5'ine tekabül ediyor bu rakam. Şimdi bakıyoruz 2020 yılında turist ne kadar gelebilir ki? 52 milyon turist varmış. Ya benim tahminim 5 milyon turist gelmez böyle giderse. Çünkü niye? Burada şu var arkadaşlar. Turizmi canlandırmak için tamam reklam yapalım, promosyon yapalım veyahut daha indirimli kampanyalar yapalım. Önemli olan bu COVID-19 salgınının süresini kısaltıp insanlardaki psikolojik etkisini ortadan kaldırmak gerekiyor. Eğer psikolojikmen rahat olmayan bir birey hiçbir zaman için gidip de işte 500 kişinin, 1000 kişinin, 100 kişinin her neyse olduğu bir yerde tatil yapmayacaktır. Çünkü psikolojik bir korku var. Aslında bizim COVID'den korkmamamız gerekiyor. Sadece kaygılanmamız gerekiyor ama biz biraz da korkmuş gibiyiz. Ama bu korku psikolojisini yenemezsek eğer turizm sektörünün canlanması biraz zor olacak. Ya tamam hani vergilerini almayalım. İşte hani devlet son tahlilde bu krizi nasıl çözebilir dediğimizde hani alıcı olur demiştik ya. Mesela oradaki boş otel odalarını kiralayabilir. Sosyal devlet yani özelliği otel kuracak. Tabii yani sonuçta şey değil. Yani işte bir otel battığı zaman bir firma batmıyor sadece. Tedarik zincirine baktığınız zaman kendisiyle beraber 12, 15, 20 artık firmanın büyüklüğüne göre. Evet, öyle 20 değil. Tane sektördeki firmayı kendisiyle beraber götürüyor. Durum bu kadar vahim olunca hani son kertede devlet alıcı olabilir mi? Evet. Mesela hava yolu taşımacılığı şu anda sıfır neredeyse. Sıfıra yakın bir düzeyde. Boş koltukları satın alabilir. Ama nereye yani, kadar? Da geçirebiliyorsun. Tabii o süre çok önemli. Bir de hocam sektörlerde mesela şöyle bir şey var. Tarım, madencilik, eğitim hizmetleri belki bunlar normaldir. Burada bilgi iletişim, insan sağlığına yönelik işte bu dezenfektan, temizlik şudur budur ve sosyal hizmet yönetenler iyiyken tarımda mesela yem sanayi çok iyi. Evet. İyi durumda. Marketler iyi durumda. Çünkü niye insanlar gidiyor? Yasak geliyor. Evine yiyecek alıyor. Gıda en azından gıda alıyor. Belki daha diğer taraftan bakıyorsun insanlar hayvancılıkla uğraşan insanlar ki benim ailem hayvancılıkla da uğraşıyor. Oradan biliyorum. Yem sanayinde ondan yazdım hocam. Yani yem sanayinde şu COVID'den dolayı gelen zam yaklaşık olarak %25. Evet zamlar %25 bir zam yaptılar. Çünkü niye hayvana diyemiyorsun ki sen bugün aç kal yeme diyemiyorsun. Aynı insan gibi bir canlı o da yemek zorunda ve bunu çok iyi değerlendirdi yem sanayindekiler. Hani fırsata çevrilir mi? Maalesef çevirenler oldu. Yalnız en kötü olan sektörler turizm, gayrimenkul, ulaştırma, imalat, inşaat, konaklama, yiyecek, finans, bankacılık, sigortacılık, kültür, sanat hizmetleri bunlardaki gelir kaybı yaklaşık olarak %75'ler, %80'lerle tahmin edilmekte gerçek. Gelir kaybını gidermek için ilk faaliyete geçtiklerinde sizce zamlı mı başlayacaklar ya da bu haklı bir zam mı olacak? Şimdi ilk berberlerde duyuyoruz zam gelmiş, zam gelmiş. Hani zam neden kaynaklanıyor? Telafi amaçlı mı yoksa gerçekten işte aldığı sağlık tedbirlerinden dolayı ekstra tek kullanımlık havlular var ondan mı zam geldi? Kendi adıma bile düşündüm. Gidenlerden duyuyoruz şimdi bir haftadır açıkçası. Hocam şöyle bir özelliğimiz var. Biz maalesef hani kapitalizm diyoruz ya. Mesela bir açı doyurman kolaydır ama aç gözü doyurman kolay değildir. Kesinlikle. Hiçbir berberin maliyeti işte nedir saç sakal 30 lirayken 50 lira olma gibi bir lüksü yoktur. Yani %40 zam koyma, %50 zam koyma gibi bir lüksü yoktur. Hatta %60'lar bile geçiyor. Evet. Öbür taraftan mesela yem sanayi diyoruz. Yem sanayide ne oldu da bakıyorsun yemin ham maddesi girdi maddelerin fiyatları aynı. %25 %30 oranında zam yaptınız. Ama şöyle bir gerçek var. Hani az önce dedim ya turizm sektörü kendiyle beraber 10-15 tane daha firmayı götürebilir, sektörü götürebilir demiştim. Bu yem sanayindekiler veyahut berber arkadaşlar bilmiyor mu? İnsanlar yarın bir makine alır. Bak ben kendi tıraşımı kendim oldum mesela. Covid'den dolayı korktuğumdan dolayı gidemedim berbere.
bir makine aldım kendim. Şu anda artık sakal tıraşına para vermeyeceğim en azından. Bundan sonra hep İstersen böyle. 100 lira yap sen o zaman. Şu anda çok kazananlar uzun vadede. Yani bu hocam bu şöyle bir şeydir. Bu hayır, sağlıktan dolayı bir fiyat artışları tamam vardır. 3 lira 5 liradır. Hani bir berberi kıyaslıyorsak. Hı-hı. Yani %2, %3, %5'leri geçmezsen %50, %60 yaparsan birey alır bir tane makine. Zaten geçen tamamen bir karikatürde kaybettim. Okudum. Ya bizim şey diyor, Türkiye'de diyor ne kadar komando varmış diyor. Bütün erkekler komando olmuş diyor. Saçların hepsi 3 numara. Hani doğru. Bu yüzden yani arkadaşların bence bu noktada dikkatli olmaları gerekiyor. Evet, evet hocam. Real hocam. Ekonomiyi real anlamda en çok hangi anlamda etkilemektedir sorusuna aslında biraz cevap vermiş olduk. Benim hazırladığım bir diğer soruydu. Yine COVID-19 salgını yeni bir ekonomik düzene ihtiyacı mı ortaya çıkarmaktadır diye soru yöneltmek istiyorum. Yeni bir ekonomik düzene ihtiyaç olacak mı? Bundan sonra söyleniyor ya, aynı olmayacak, her şey aynı olmayacak. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu ekonomiye uyarladığında... Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ekonomide de gerçekten yeni bir ekonomik düzene mi ihtiyaç olacak? Şimdi şöyle bir şey var hocam, hani bu... En çok bizi etkilediği şey belirsizlik. Ya yani bu virüs hakkında şu anda biz bilgi eksikliği var. Bilgi eksikliği söz konusu. İki, bir aşı bulunup bulunamayacak mı? Bunu biliyor muyuz? Belli değil. İşte bu virüs mutasyona uğrayacak mı, uğramayacak mı? Bir o boyutu var. Virüs sıcaktan etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi? Bunun kesin net bir şeyi yok. Bu virüs kaç kişiye bulaşmış? Şimdi tamam testler yapıyoruz ama iyi de mesela 80 milyonun hepsi test edilmiyor. Böyle bir imkan da yok. Bu virüsün kaç kişiye bulaşmış olduğu şu anda ben 80 milyon diyorum ama dünya nüfusuna vurmak gerekiyor bunu. Evet. 7,5 milyar insan yapıyor bu da. Yani bu virüs tam olarak bir dizi belirsizliği de kendiyle getiriyor. Ekonomiyi de en çok bu anlamda etkiliyor. Ekonomik bir düzene ihtiyaç var mı? Evet var. Yani nasıl var hocam? Şu anda bizim mevcut ekonomimiz işte sınırlı kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan bir ekonomi. Ama şöyle bir şey var. İnsanın ihtiyaçları sınırsız değil. Orada bir fark var. İnsanın istek ve arzuları sınırsız. Hani dedi ki açgözlülük dediğimiz avan tabirde açgözlü olarak hitap edebileceğimiz şey insanın arzu ve istekleridir. İnsanın ihtiyacı değildir. O ikisi arasında çok ince bir fark vardır. Bunu belirtmek isterim. Çünkü bizim mevcut ekonomik sistemimiz ne kadar çok tüketirsen o kadar çok üretilir üzerine dayalı. Böyle yapınca ne oldu? Biz doğayı kirlettik. Çevreyi kirlettik. Toprak kirlendi. Hava kirlendi. İşte bakıyorsun sanayi atıkları denizleri kirletmiş durumda. Yeryüzüne bakıyorsun her yerde bir terör var. İşte çatışma var, savaş var. Bütün bunların sebebi ne? İnsan ihtiyacının sınırsız olması mı? Değil. İnsanların arzu ve isteklerinin sınırsız olmasından kaynaklanıyor. Yani bakıyorsun her gün binlerce insan terör yüzünden hayatını kaybediyor. Ve yani Covid çıkmadan önceki durum fazla uzun değil. Bir 3-5 ay öncesini 2019'un 2020'nin başlarını göz önüne getirdiğimizde on binlerce insan ölüyordu. Suriye'de öldü, Irak'ta öldü, Afganistan'da öldü. İşte Ege Denizi'nde Yunanistan'a geçerken boğuldu. O küçük küçük bebeler boğuldu orada. Biz ne yaptık? Ben tatmin oldum. İşte benim sınırsız ihtiyaçlarımı karşıladı. Bu benim refahımı arttıran bir şey değil. Bu sizin refahınızı da arttıran bir şey değil. Bu dünya refahını da arttıran bir şey değil. Bu yüzden de yeni bir ekonomi anlayışına ihtiyaç var mıdır? Evet, vardır. Çünkü mevcut ekonomik sistem insanların refahını daha kötüye götürmektedir. Gerek doğal olsun. Şu anda mesela petrol tüketimi düştüğü için veyahut işte dışarı sokak yasakları şu bu olduğu için havanın %30 daha temiz olduğu söyleniyor. Evet.
Yani %30 daha temiz olduğu söyleniyor. Olumlu yönü herhalde havaya oldu zaten. Yalnız şöyle bir şey var hocam. Burada yeni oluşturulacak olan ekonomi politikasının daha paylaşımcı ve daha adil, kuşatıcı, dayanışmacı ve daha dengeli bir sürdürülebilir kalkınma politikası olması gerekiyor. Ya işte Suriye'de savaş var 10 yıldır. Bana ne? Nasıl sana ne? İşte görüyorsun. Bugün ülkemizde herhalde kayıtlı 3,5 milyon var. Bence 7-8 milyon Suriyeli vatandaş var. Afganistan'dan gelenler var. İyi de bizim inançlarımız gereği biz hani Ensar muhacir olayına inanan bir milletiz. Onları sokakta bırakamayız. Doğu Türkistan'da yapılan bir zulüm var. Çinlilerin yapmış olduğu bir zulüm var. Arakan'da var, Filistin'de var. Bakıyorsun dünyada madem öyle bu ekonomik sistem bizim ihtiyaçlarımız sınırsız değil. Bizim istek ve arzularımızın sınırsızlığıyla kaynaklı bir şey ve bunun bence değişmesi gerekiyor. Evet, bizim yasaktan önceki son gün sanki hani Lüppo olayı var ya hocam, şakaya dönüşüm. Evet. Gerçekten olmazsa olmazlarımızı oturup bir daha bir düşünmemiz lazım. Gerçekten o marketten aldıklarımız olmazsa olmaz mı? Tam da sıradaki soruma geliyor. Ticari hayat. Hani ticaret alma verme gibi gördüğümüz geleneksel anlamda da bizim ticaret hep canlı tutunuz diye hadislere konu olan gerçekten helal kazancın en iyi kazanabileceği ya da tam tersine olabileceği bir alan. Ticari hayat bu süreçte nasıl etkilenecek sizce? Hocam şöyle bir şey var. Bu koronavirüs salgını, koronavirüs ekonomik krizi aynı savaş yıllarında yaşanan kriz gibi şu anda. Şu andaki etkileri öyle. Mesela bir 2008'deki kriz gibi değil. Veyahut 2009'daki kriz gibi şey işte 2001'de yaşamış olduğumuz kriz değil. 97'de yaşanan Asya krizi değil. 94'te yaşanan Meksika krizine benzemiyor. İşte 98'deki Rusya krizine de benzemiyor. Çünkü bu kriz aynı 2. Dünya Savaşı sonrası. Nasıl bir Almanya çöktü, dünya devletleri işte herkes belli bir kayıplara uğradı. Aynı o kriz gibi. Çünkü bir anda tahmin edilemeyecek kadar insanı ve beklentilere hesap dahil edilmeyen krizlerdir bunlar. Beklentileri içimizde beklentileri oluştururken hesaplamalarımızda biz bu krizi tahmin etmemiştik. İşte bakıyorsunuz dolar kuru 7 liraya 7.20'leri gördü. İşte petrol fiyatlarından birazdan bahsedeceğiz. Maliyetinin altına düştü. 20 doların altına düştü falan. Yani bunlar bizim beklentilerimiz arasında yoktu. Hatta ama şöyle bir şey. Mesela diğer krizlerden ayıran en önemli özelliği burada. Yani ticari hayat üzerine etkisini sordunuz ya. Mesela 2008 krizi neydi? Finansal piyasalara olan bir güven kaybıydı. Ama Covid krizi sadece finansal piyasalarda olan bir güven kaybı değil. Yaşantının tamamında, yaşamımızın tamamında bir güven kaybı var şu anda. Ya etkisini belki bu şekilde de anlayabiliriz diye bu örneği vermek istedim. Çünkü burada her şeyden önce bir güven sorunu var. Devletler bile birbirine güvenmiyor. Maske savaşları var. Hı. Oldu yani, gördük bunları. Biz diyoruz ki küresel dayanışma, küresel işbirliği, işte küresel güven yerine ülkeler problemlerini tek başına çözmeye çalışıyor. Bakıyorsun maske ihracatına izin vermiyor. Veyahut özel sektörün üretmiş olduğu maskeye el koyuyor. Diğer taraftan bakıyorsun refleks olarak bu sefer üretici ne yapıyor? Daha fazla üretebilecekken bu sefer diyor ki yok kardeşim diyor, daha niye fazla üretip de kendimi riske atacağım ki, devlet el koyacak. Ya da işte bizim devletimiz el koymayacak ama sınırdan geçerken diğer devlet el koyacak. Kesinlikle. Ben niye üreteyim diyor. İşte bakın buradaki ticari hayat üzerine en büyük etkisi arkadaş hocam şeydir. Güvendir. Yani çünkü Covid-19'u diğer krizlerden daha derin kılan şey sadece finansal piyasalarda etkili olan bir kriz değil ya da reel sektörü etkileyen bir kriz değil. Ev hayatından tutun iş hayatına kadar hepsini etkileyen belirsiz bir süreç. İşte bu yüzden de en büyük etkisi güven noktasındadır hocam. Evet, zaten belirsizlik dediniz hocam. İş kanununu anlatırken öğrenciler de soruyor. İşten çıkarmalarda kriz, buhran dönemleri yazıyor. Bu da kriz sayılır mı? İşten çıkarma haklı gerekçe olur mu diye sorduklarında kanunda yerini bulamıyor. Evet, var salgın ama hangi hastalık için var? Avukatlar bile hukuki boyutta bunu tartışmaya başlıyor.
O zaman hocam, şöyle son sorularımıza yaklaştım hocam hemen. Son iki sorum. Petrol fiyatları üzerindeki etkisini soracağım son olarak. Tamam hocam. Şöyle bir şey. Petrol fiyatları dediğiniz üretim ve tüketimi petrol fiyatlarını oluşturur. Yani petrolün üretimi ve tüketiminin kesiştiği yerde bunu en çok belirleyen şey nedir? Petrolün fiyatıdır. Petrol fiyatlarına şöyle baktığımız zaman son yani bir elimdeki verilere bakın. Bir son 20 yıllık sürecine baktığımız zaman mesela 2000 yılında petrol fiyatları 28 dolarmış. 2008 yılında 97 dolarmış. 2009 yılında bu 60 dolara kadar gerilemiş krizde tüketimin düşüşüyle beraber. Sonrasında 2013'te 110 dolarlara kadar çıkmış petrol fiyatları. 2016 yılında 20 dolar seviyesine düşmüş. Amerika'nın kaya kazından petrol üretmesi sonucunda oldu bu. 2019 yılının sonunda ise 60 dolar, 65 dolar civarlarında falan petrol fiyatımız var. Koronavirüs krizine kadar olan bu fiyat hareketlerinden sonra 50 doların altını gördü ve en son işte koronavirüsle beraber talebin daralması, arzın arttırılması yani OPEC'teki ülkelerin anlaşamayıp arz miktarlarını arttırması sonucunda 20 dolar seviyelerini gördü yine. 20 dolar seviyesi ne zamandı? Herhalde 2000 yılında 28 dolar filandı. Bakın 20 yıl öncesiki bir fiyata dönmüş oldu. Çünkü bunu sağlayan en önemli unsur ya hocam üretimdeki arz miktarındaki artış mı değil. Tüketim %73 daralıp stoklarda artış olduğu için bu 20 dolarlar seviyesine düştü. Hocam bu Türkiye için avantaj değil mi? İşte bizim ekonomist arkadaşlar genelde tamam doğru bir avantaj. Özellikle biz petrol bağımlısı bir ülkeyiz ve enerjide %92 %93 oranında dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu ne olacak? Petrol fiyatları düştüğü için cari açığımız azalacak. Yalnız şöyle bir tuhaf bir çelişki var burada. Örneğin 20 dolar seviyesi varil fiyatına vurduğunuz zaman şu anda petrolün bizdeki fiyatının 1 lira falan olması lazım. Ama biz 5 liraya, 5.20'ye, 4.80'e, 4.90'a falan alıyoruz. Burada bir vergi olayı var. Vergilendirme olayı var. Petrol tabii şöyle bir şey var. Ne oldu? Fiyatlar düşünce biz petrolde dışa bağımlı olduğumuz için firmaların üretim maliyetlerini düşürecek. Dolayısıyla maliyet enflasyonu düşecek. Yani Merkez Bankası'nın eli genişleyecek. Parasal genişlemede. Yani daha rahat genişletici bir para politikası uygulayabilecek. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ya biz ürettik. Merkez Bankası işte maliyet enflasyonu düştüğü için enflasyon hedefini daha kolay tutturdu. İşte bizim firmalarımızın üretim maliyeti düştü. Her şey çok güzel de üretim yok. Ya şu süreçte üretim yok. Ya petrol fiyatlarının düşme sebebi talep ve üretim olmaması. Hı hı. Sen üretsen dahi kime satacaksın ki bunu? Dış talep de yok. Dışarıda da var. Yani COVID'i en böyle çetin kılan şeylerden biri her yerde aynı anda başlamış olması. Şimdi sen üretebilirsin. Tamam hadi COVID'i önledin. Üretime başladın firma olarak. Örneğin kime ihracat yapacaksın? İşte İtalya'ya. Ama İtalya'da var. Hala COVID salgınıyla baş edememiş. Hala COVID sürecinde. Satamazsın ki. Çünkü niye? Oradan sana bir talep yok. Talebi olmayan malı kime satacaksın? Evet petrol fiyatlarının düşmesi iyi midir? İyidir ama bu kalıcı bir düşüş değildir. Yani bu nasıl ki %73 bir talep daralmasından dolayı düşmüştür bu fiyatlar 20 dolara. Yarın COVID salgını inşallah biter de yine tamam 80 dolar 70 dolar olsun. Olsun çünkü niye? Bu 20 dolar da kalmayacak. Üretimle birlikte, taleple birlikte, talep artışıyla birlikte petrol fiyatlarında da bir artış gündeme gelecek hocam. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Kriz diyoruz sürekli ama krizler aslında iyi yönetildiğinde biliyoruz ki fırsata çevrilir. İyi yöneticiler krizi fırsata çevirebilen yöneticilerdir. Bu sosyal bilimlerde de böyledir, yönetim krizlerinde de böyledir. Ekonomik kriz içinde Türkiye bu krizi fırsata çevirebilecek mi sizce hocam? Hocam çevirebilecek.
Çünkü niye derseniz bu krizin başlangıç noktası Çin. Ve Doğu Asya diyelim. Daha doğrusu Çin'le. Baktığınız zaman Türkiye Avrupa'nın Çin'i gibi gösterilmekte. Hı hı. Yani bu şimdi niye? Biz tamam bakıyoruz sanayide ileriyiz, hizmet sektöründe sanayimiz daha da gelişebilir. Hani yapay zekalar, inovasyon, teknoloji, bilgi ekonomisi falan. Bunları biz çok iyi kullandık. Güven bu fırsata nasıl çevrilebilir? Şu anda Çin mallarına olan güven tüm dünyada sarsılmış durumda. Özellikle Trump, yani Çin algısı, Trump'ın seçim nedeniyle olur veyahut gerçekten de şu ekonomik süreçte karşılaştığı zamanla olabilir. Yani Çin'e karşı çok büyük bir olumsuz algı aşılamakta. Örneğin Texas'ta biri kalkıp diyebiliyor. Yani Çin bu virüsü gizledi. Bütün dünya bundan bu şekilde etkilendi. Ben bu yüzden dava açabiliyor. Yani Çin'e karşı çok büyük bir güven kaybı varken bizim firmalarımızın özellikle küresel bir işbirliği dediğimiz olay şudur. Uluslararası ortaklık anlaşmaları yapması gerekir. Fırsata işte nasıl çevireceğiz? Üretimimizi arttırabiliriz, ihracatı arttırabiliriz. İyi de sadece bunlarla değil. Yani bizim dışarıda da firmalarımızın kendilerine küresel ortaklar bulmak zorundalar. Bu bir zemin mi? Zemin. Niye zemin? Çünkü hali hazırda Çin'e olan bir güven kaybı var. AVM'lerde şu andaki mesela bizim birkaç arkadaş var AVM'de işte malzeme satıyorlar. Elektronik malzeme satıyor bu arkadaşlarımız. Ya hocam diyor ben Çin malzemesi satmaya istemiyorum diyor. Niye? Ne bileyim abi diyor belki eline değmiştir diyor bana gelmiştir virüs diyor ben yiyeceğim diyor. Yani AVM'lerin büyük bir bölümünde de bir anda olmasa dahi zamanla Çin malından uzaklaşılacak. İlk o arada bir boşluğu yeni ülkeler. Bu aradaki boşluğu bizim firmaların çok iyi değerlendirmesi lazım. Yani üretici dediğimiz o kesimin bu yani süreci çok iyi değerlendirmesi gerekir ki bunun içinde yapması gereken şey bellidir. Yani küresel ortaklar arayıp uluslararası arenada tamam ihracatını arttıracaksın, üretimini arttıracaksın. Hatta ihracatını çeşitlendirip katma değeri yüksek üretim yapacaksın. Böyle yapabilirsek eğer bu bir fırsat olabilir mi? Bence Türkiye açısından bir fırsat olabilir hocam. Evet, bu olumlu görüşünüz içimizi ferahlattı gerçekten hocam. En azından bayrama yakın bir moral oldu bizim için. Benim sorularım bu şekildeydi hocam. Gayet açıklayıcı oldu diye tahmin ediyorum. Arkadaşlarımız sorularına cevap almak için sabırsızlanıyorlar. Bir yandan katılımcılarımızın sorularına geçelim. İlk yazandan başlayarak isterseniz Şeyda Hanım, ülkemiz ekonomisi uzun süre durmayı kaldırabilecek bir ekonomi değil. Şu anda bu sebeple alışveriş merkezindeki açılmalar, pazar yerindeki açılmalar başladı. Ama da buna karşı olmak gerek. Yani alışveriş merkezlerinin açılması halk nezdinde bir kaygı yaratmış gördüğünüz gibi. Fakat ekonomik içinde bunun için açılması da gerekiyor. Şöyle bir şey var. Evet, Şeyma arkadaşımız haklı bu konuda. Çünkü şöyle bir şey, AVM'ler az önce dediğim gibi eğer Güney Kore'deki gibi olacaksa sıkıntı yok. Yani nasıl hocam? Güney Kore'de insanlar 3 metre yürüyen merdivenlerden 3 basamak her insan arasında mesafe koyarak gidiyorlar ve krizi herhalde en çabuk atlatacak olan ülkelerden birisi gibi görünüyor. Yani şiddetini şu anda en aza düşürmüş düzeyde. Eğer AVM'ler bu şekilde açılacak, bizim toplumumuz da buna uyacaksa burada bir sıkıntı olmaz. Ama mesela ben geçen salı günü işte pazar dediniz. Ben pazarlara giderim. Çünkü eğer gerçekten de ekonomiyi anlamak istiyorsanız pazar esnafıyla muhabbet etmek, oradaki insanların nabzını bir ölçmek gerekir. Ya gittiğim zaman gerçekten de bizim halkımızda böyle bir duyarlılık görmüyorum. Şeyma'ya bu konuda da katılıyorum. Yani eğer bizim toplum buna sosyal mesafeye uymayacaksa, maske takmayacaksa veyahut gidip ürünü kendi eliyle elleyip duracaksa, mesela pazarlarda genelde öyle olur. Mesela yasaktır o. Yasak getirilmiştir ama uygulanmıyor. Bu şekilde açılması tabii ki de kaygılandırıcı. Evet. Bir diğer sorumuz Muhammed, iktisat son sınıf öğrencisi, kendisini tanıyorum bu arada. Salgın sonrası nasıl bir küresel ekonomiyle karşı karşıya gelineceğini soruyor.
Salgının ortaya çıkardığı ulusal ve uluslararası güvenlik riskleri nelerdir? Koronavirüs salgını Orta Doğu'yu nasıl etkiler diye sormuş. Şu anda bence Orta Doğu'yu düşünen yok hocam. Hani petrol şey yapmıyor ya, petrol para etmiyor diyelim. Evet. Yani çünkü niye? Petrol 20 dolar, petrolü çıkarma maliyetine baktığınız zaman 25 dolar. Mesela Arabistan'da Aracom hisse senetleri, şirketine ait hisse senetleri %80 değer kaybetti. Şu anda Orta Doğu'yla alakalı bir süreç izlediklerini görmüyorum. Ve haber bültenlerine baktığınız zaman hiç kimse Suriye'de bahsetmiyor. Farkındaysanız. Veya ya, her gün gündem maddemiz neydi? İşte Suriye'de harekatlar, çatışmalar, terör, patlama filan bunlardı. Güvenlik sıkıntısı noktasına geldiğimiz zaman şöyle bir unsur var. Yani Covid öncesinde de dünya güvenli bir yer değildi. Güvenli bir yer değil. Yani çünkü niye diye soracak olursanız, Covid'in biyolojik bir silah olur, yani biyolojik bir virüs olduğu bile iddia ediliyor şu anda. Mesela Trump'ın en büyük suçlaması bu. Yani Çin'de bir laboratuvarda bu virüsün üretilip tüm dünyaya yayıldığı yönünde. Evet. Biyolojik bir silah olarak, yani teknoloji o kadar ileri seviyede ki, işte bakıyorsunuz nükleer silahlar olsun. İşte Amerika'da oturdukları Pentagon'dan işte Suriye'deki bir kampı vurabiliyorlar. Dünya zaten güvenli bir yer değil. Hani benim az önceki mesela oluşturulacak olan politika bizim refah seviyemizi arttıracak, adil, paylaşımlı ve sürdürülebilir bir ekonomi politikası dedim ama sürdürülebilir bir güvenlik politikası da şarttır. Kaldı ki teknoloji bu kadar gelişmişken siber güvenlik sağlanabiliyor mu? Yani teknoloji anlamda, bilgi anlamında bence Covid öncesi ve sonrası da dünya güvenli bir yer değildi hocam. Belki dijitalleşmenin artacağını, bu derece kullanmayan kesimin bile dijitalleşmeyi daha fazla kullandığını düşünürsek, dediğiniz gibi siber güvenlik odaklı artan şekilde bir güvenlik daha doğru. Evet, Şemsettin Tarık Bey, Robert Malthus'un ortaya attığı nüfus teorisi bugün ekonomisinde geçerliliği var mıdır diye sorar. Nüfus teorisi bugün geçerli midir? Yani hocam şöyle bir şey var, o modelde yanlış hatırlamıyorsam işte aç olan insanların öldürülmesi gibi bir Malthus'un teorisi vardı. Yani evet, ben de hatırladım. O şey Tunç Kanunu deniyordu ona aslında. Ya ben öyle o kadar katı düşünmüyorum. Çünkü yani şöyle bir şey var, bizim ne olursa olsun bir inancımız var. Yani madem öyle, mübarek aylardayız, Ramazan'dayız. Ramazan münasebetiyle de ne yapıyorsun? Biri geldiği zaman sedaka veriyorsun, fitre veriyorsun, işte zekat veriyorsun. İnançların gereği yapıyorsun bunu. Ve insanlar şaşırıyor. Yani dışarıdaki insanlar da bu olmadığı için böyle bir bilinç. Ya ben malımın 1/4'ünü niye veriyorum? Oysa ki şöyle bir gerçek vardır hocam. Zekat verip de batan hiç kimse yoktur. Ya biz buna inandığımız için veriyoruz. Ya dediği gibi olsaydı o zaman şu anda asgari ücretle çalışan bizim çalışanlarımızın yaklaşık olarak %45-50'si asgari ücretle çalışır. Hepsinin ölmüş olması gerekiyordu. Ama öyle bir dünya yok. Çünkü niye? Bizim inançlarımız doğrultusunda bir şey var, destek var. Onların sadece teorik düşündüğü şey var. Tamam, işte fakirler ölsün diye. Ama şöyle bir şey var. Amerika'da son yıllarda okumuş olduğum Illuminati kitabında da yazıyordu bu. İşte dünya nüfusunun 500 milyona indirilip onun uzaya götürülüp, ki uzay çalışmaları var NASA'nın, geriye kalan nüfusun yok edilmesi yönünde bir şey vardı tabii de. Teori ne kadar geçerli bilmiyorum. Anladım hocam. Teşekkürler. Yine Şeyda Hanım, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söylemiyle ilgili düşüncenizi merak eder. Dünyadaki ekonomik güç dengelerini bu sizce nasıl değiştirecek? Biraz bahsettik aslında. Ekonomik güç dengeleri hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söylemi kapsamında değerlendirdiğinizde. Şimdi şöyle bir şey var hocam. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken kapitalizm çökmeyecek. Yani kapitalizm bitti, işte biz sosyalizm getirdik, şöyle bir şey. Yani biz mesela ülke olarak %100 kapitalizmi uygulayan bir ülke değiliz. Amerika'da uygulamıyor, İngiltere'de uygulamıyor, işte İtalya'da uygulamıyor, Almanya'da uygulamıyor, Japonya'da uygulamıyor. Çünkü niye? Bizlerde
sosyal devlet anlayışı var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken şu kasıt olabilir. Mesela bir üretim sistemi, üretim süreci değişebilir. Artık uzaktan robotik, insanlara daha az ihtiyaç duyan bir üretim sistemine geçilebilir mi? Evet, geçilebilir. İşte bakın biz ne yaptık? Bir dönem boyunca uzaktan eğitim yaptık. Her ne kadar öğrencilerimiz derse katılmasa da biz yine dersi anlattık. Öyle değil mi hocam? Yani bu ne? Eğitimde bir değişim. Ha, bence olumlu mu? Kullanılabilirse o mu olumlu? Yani derse göre tabii. Mesela teorik dersler bence uzaktan eğitimde anlatılabilir. Hani uygulamalı dersler tamam, yine öğrenciyle birebir uygulaman gereken dersler olabilir. Gerçekten de bu soru bu şekildeyse evet, sistem değişecek, eskisi gibi olmayacak. Ama işte sermaye sahipleri ortadan kalkacak. İşte ne bileyim bir Rockefeller, Kissinger, Amerika'daki bu aileler veya İngiltere'deki bu aileler Amerikan ekonomisinden daha zengin olan aileler hocam. Bu aileler ortadan kalkmayacak. Yani bu ailelerin 100 yıllık planları olduğu için bunlar devam edecek. Elektronik ticaretin de hocam 7 yıl sonrasına planladığı büyümeyi bu 1-2 ayda yakaladığını dinlemiştim. Elektronik ticaretle de olsa biz tüketimden, dediğiniz gibi, ihtiyaç değil, fazla tüketimden, zevk ve tercihlerimizden vazgeçmeyeceğiz galiba. Bu bile ekonomiyi biraz bizde canlı tuttu galiba. Evet, evet, talebi canlandırıyor hocam. Evet, bir diğer sorumuz İsmail hocamızdan gelmiş. Tekrar toparlanmada özel bankaların katılmak ne olacak ya da özel bankaların bu süreçte rolü ne olmalı diye sorar. Tekrar toparlanma sürecinde. Şunu düşünüyorduk, yani daha doğrusu şunu umut ediyorduk. Özel bankalar da devlet bankası gibi hani alacaklarını biraz daha öteleyerek, faizsiz olarak öteleyerek bir kolaylık sağlamasını bekliyorduk. Ama dediğimiz gibi özel kesim olduğu için yani devletin o bankalara müdahalesi söz konusu olduğu anda ortalık karışır. Yani piyasalar komple karışır. Zaten şu anda Covid'den dolayı bir güven kaybı var piyasalarda. Yani işte nedir? Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dese ki yarın işte bankaların hepsine el koyuyorum. Siz de şey yapacaksınız. Söyleyin. Hani alacaklarınızı erteleyeceksiniz. İşte kredilerinizi düşüreceksiniz. Faiz oranlarınızı düşürteceksiniz dediği anda sermaye bir anda ülkeden uzaklaşır. Zaten bizim sermayesi pek bol olan bir ülke değiliz. Kıt olan bir ülkeyiz. Ha, özel bankaların burada bir sorumluluk alması gerekir mi? İşte toplumsal olarak hani uyum dedik ya, toplumsal uyum süreci içinde bence özel bankaların da buna uyması gerekirdi. Ama maalesef biz bunu Türkiye'de göremiyoruz. Yani devlet bankalarının dışında krediyi ucuzlatan, krediyi bollaştıran ya da öteleyen, yani borçları öteleyen diğer özel bankalar bunu yapmıyor. Benim alacağım var diyor, şu aydaydı ödeyeceksin diyor. Yani kredi çekmişsin, bunu ödeyeceksin diyor. Veyahut gel diyor, bu krediyi yapılandıralım. Daha yüksek faizlerle yapılandırma yolunu tercih ediyorlar. Ha, bankaların aslında buradaki konu şu, kriz daha uzun sürerse en büyük zararı o bankalar görecek. Evet. Çünkü 2008 krizinin patlak verme sebebi mortgage kredileriydi. Ve mortgage kredileriyle batan en büyük banka özel bir bankaydı, Lehman Brothers. O günün değeriyle 630 milyar dolar büyüklüğü vardı bu bankanın. Yani o banka Türkiye'deki gayri safi yurt içi hasıladan daha büyük bir bankaydı. Ya bu yüzden mesela bu kredilerin geri dönüşümü olmadığı zaman, yani ödemeler olmadığı zaman ne yapacaksın ki sen? Yarım olan inşaatı mı satın alacaksın? Veyahut evi alacaksın, arabayı alacaksın. Ne yapacaksın banka olarak? Vermişsin, ev kredisi vermişsin, araç kredisi vermişsin. Bu arabaları aldıktan sonra ne yapacaksın? Yani bu yüzden de özel bankaların aslında Alman tabirde şunu söyleyebiliriz, şapkayı önüne koyup bir düşünmesi gerekir. Eğer bu kriz uzadığı sürece en büyük kaybı özel bankalar yaşayacaktır. Bu şekilde davranırlarsa eğer. Evet, belki de krizden sonra kimler sınıfta kaldı, hangi sektörler sınıfta kaldı? Tabii. Karnesi çıkartıldığında gerçekten şu sektör, şu sektör ya da şunlar diye. Ama şöyle bir şey de var hocam. Mesela bu emekliler hani maaşlarını taşıyorlardı ya. Evet. Ne yapıyorlardı? Promosyon. Evet, veriyorlardı evet. Ya 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira, 3000 lira verenler vardı. Şu anda emekliler hani özellikle 65 yaş üstü oldukları için çoğu, benim karşılaşıp da görüştüklerim çoğu, özel bankada olanların hepsi ben devlet bankasına geçeceğim diyor.
İşte ziraate gideceğim evet. diyor, vakfa gideceğim diyor, Akbankası'na. Niye diyorum? E diyor, bu süreç diyor bir savaş oğlum diyor. Gerçekten de savaş gibi bir ekonominin içindeyiz şu anda. Tamam, ölenlere bakıyorsun, sağlık yüzünden ölüyor ama kurşun yok, bir şey yok ama neticede ekonomik anlamda bizim birbirimize destek olmamız gerekiyor. Uyum içinde olmamız gerekiyor. Evet, İsmail Hocam galiba, karşılığı oldu mu sorusunda ama. Biz galiba şöyle bir ülkeyiz hocam. Sığınma için yapılan sığınakları binamızda başka eşyayla doldurup evet savaş çıktı da hadi o eşyaları çıkartalım da sığınağı sığınak olarak kullanalım. Gerçi doğru bir benzetme oldu. Çok güzel bir benzetme oldu hocam. Çünkü şu anda biz acil bir şey olmadığı için her şeyi çok rahat yapıyoruz. Fakat acil bir şey olduğunda hemen bir olması gerekene öze dönüyoruz. Ülkemizin de evet. bir özelliği. Gülten Hocam yine bir soru yöneltmişler bize. Petrol fiyatlarında indirimler yapılıyor. Aynı arz altın sektöründe de olmasına rağmen altın neden sürekli artıyor? Evet, bayan olunca hemen altını sormuştuk. Petrolle ilgilenmiyoruz biz bayanlar. Burada şöyle bir şey var. Mesela dolar rezerv para diyoruz değil mi? Güvenli evet. para. Hı-hı. Neden güvenli para? Sorunun biri işte, biri nedir? Petrol, diğeri iki altın. Bu ikisi de dünyanın en değerli madeni veyahut en değerli maddesi. Bunlar neyle fiyatlanır? Dolarla. Evet. Hocam şey niye düşmüyor? Altın niye düşmüyor? İyi de bizim buradaki almış olduğumuz altının gramı ons fiyatıdır. Bir ons 28.3 gramdan oluşur. Onun da karşılığı dolarla hesaplanır. Bizde şu anda dolar düştü mü? Yok. Dolar neydi? 5.80, 5.90 işte 6'larda filandı. 7.20'leri gördü. Altının düşme gibi bir ihtimali yok. E hocam petrol o zaman o da dolarla şey yapılıyordu. İyi de petrolün tüketimi yok. Ama altına olan talep her gün var. Özellikle bayan arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız ne yapıyor? Hemen işte ya bu ay maaşıyla 2 gram yapabilirim, bilmem ne yapabilirim. Aslında o yatırım değildir hocam. O yastık altıdır. Yani piyasaya girmiyor yastık altındakiler. Uzun vadede yastık altında kaldıkları için belki de. Evet, biraz her şeyin sanal ortamda olduğu bir dönem biliyorum. Bu yüzden sanal para da çok aslında gündemde. Sanal paraya yatırım yapanlar ya da borsaya yatırım yapanları da biliyoruz. Dünyada ekonomik kriz var. Çin, İngiltere vesaire detaylı ihracat durdu, üretim durdu. Dijital paraya geçiş arttı. Bu şartlarda ülkeler arasında 10 ülkede popüler olan Bitcoin, önümüzdeki günün son durumu ne olur? Bitcoin hakkında, sanal paralar hakkında fikrinizi sorarlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bitcoin ilk çıktığı yıllardı, yanlış hatırlamıyorsam 2012 mi? Öyle bir şeydi. Dedim ki küresel krizi derinleştirecek olan şey Bitcoin olacak falan diye bir tahminde bulunmuştum. O zaman tabii çok büyük tepkiler almıştım. Şimdi şöyle bir şey var. Bitcoin'in seyrine baktığınız zaman kriz öncesinde yani krizden önceki duruma baktığınız zaman 3000 dolarlarda filandı. Şu anda tahminim 10.000 dolarlarda filan seyrediyor. Yani Bitcoin'in değeri anlık çok şiddetli değişebiliyor. Evet. Bu Bitcoin 20.000 dolarları görüp 2.000 dolarlara kadar düştü. Güvenli değil. Güven oluşturmuyor. Çünkü niye? Yani bir merkez bankası tarafından basılmıyor bu. Veyahut bir devlet yok bunun arkasında. Veyahut buraya yatırılan paraların nereden geldiği hakkında bir fikir de yok. Yani ne olacağı kanunlarla belirlenmiş mi? Hiçbir şey yok. Hatta tamam, Bitcoin aklamalar mı? Yani hocam şimdi baktığınız zaman 3000 dolardan 10.000 dolara biri 3 kazanıyorsun, biri 3.3 kazanıyorsun. Çok büyük rakamlar bunlar. Yani bir insanın 50.000 doları olduğunu düşünün, 200.000 dolara tekabül ediyor. Ve kaç günlük sürede? 40 günlük sürede. İyi de böyle bir sanal artış nerede oldu? Ben onu tekrar söylüyorum. 2007'de mortgage hisselerinde oldu. Yani mortgage hisseleri neydi? İşte 2000 liraydı. 12.000, 15.000, 20.000'lere, 20.000 dolarlara çıktı. Herkes hücum etti o hisselere. Daha da şişti. Ondan sonra o mortgage, hani birisi ev yapıyor ya, evi satın alan kişi kredi ödeyemeyecek duruma gelince kriz patladı. Yani Bitcoin güvenilir bir liman değil hocam. Teşekkür ederim. Yani tamam, sanal para, dijital para konuşuluyor.
Ya ama bu Bitcoin değil. Bir tekno paradan, yani tekno para üzerine çalışıyorlar merkez bankaları. Çünkü artık doların da hani bir altın standardı olmadığı için Amerika Merkez Bankası Fed istediği zaman basabiliyor. İşte ne dedi? 3 trilyon dolarlık bir genişleme paketi oluşturuluyor en son Amerika'da konuşulan. İşte Trump tabii her ne kadar bir başkansa pek dengeli hareketleri yok başkan olarak. Ben bu paketi desteklemem dedi. Hı-hı. Ama desteklemek zorunda. Çünkü niye? Amerika'da şu anda işsizliğin %30'larda olduğu söyleniyor. Konuşuluyor. Yani bu işsizlik rakamları 1929'daki rakamlarla aynı. Yani ekonomik buhranla aynı şu anda. İşte bu yüzden genişletici bir para politikası uygulamak zorunda. Ama Bitcoin'e gelince Bitcoin güvenli bir para birimi değil. Daha doğrusu bir para birimi değil. Dijital bir para. Para birimi dahi değil diyorsunuz. Altınla evet. Dolar arasında doları tercih ederken sanal parayı galiba kabul etmemek gerekiyor. Evet, sorularımız bu kadardı. Tekrar katılımcılarımızın soruları varsa son olarak alabileceğimizi belirtiyorum. Eğer yoksa oturumumuzu bugün itibariyle tamamlayacağız. Hocam sizin son sözünüzü alalım isterseniz. Soru gelmezse eğer bugün oturumuna dair COVID-19'un ekonomi üzerine etkileriyle ilgili son sözünüzü alabilirim. Son sözüm şudur. Küresel salgının olası iktisadi etkilerini hızlı yönetebilmek için, yani süreyi kısaltabilmek için küresel salgına karşı sıra dışı tedbirler almak zorundayız. Yani evde kalmadır, diğer konuştuğumuz konuların hepsidir. Bu sıra dışı tedbirleri almazsak eğer bu COVID'in süresini kısaltamayız. Dolayısıyla kayıplarımız da çok fazla olur. Kriz sıra dışıysa önlemi de sıra dışı olacak. Sıra dışı önlemler alınmak zorundadır diye düşünüyorum hocam. Evet, gayet faydalı bir oturum gerçekleştirdiğimizi ve webinar gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum hocam. Ben de katılımcılarımıza da bize eşlik ettikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Tabii, teşekkür ediyoruz. Umarım... Bir ara sayı 120 lira falan çıkmıştı maşallah. Katılım iyiydi hocam. Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Umarım bizler de beklentilerini bu anlamda karşılayabilmişizdir. Ve webinarlarımıza yenilerini de ekleyebilme ümidiyle bu ilk tecrübemizi başarıyla atlattık umarım diye İnşallah düşünüyorum. İnşallah memnun olmuşlardır hocam. Ben kendileri adına da size teşekkür ediyorum hocam. Teşekkürler geliyor zaten şu anda. Teşekkürler için. Rica ederiz hocam. İnşallah şimdiden bütün katılımcılarımız ve herkese, kayıttan dinleyecek olan arkadaşlara da hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar şimdiden diliyoruz, artık Ramazan'ı bitiriyoruz. Umarım önümüzdeki eğitim dönemimiz, önümüzdeki dönemler hem ülkemiz için hem öğrenciler ve bizler için çok ümitvari ve iyi bir şekilde geçer. Ben ümit etmeyi bırakmak istemiyorum. Onlar da bırakmasınlar öğrencilerimizi. Ümidimiz her daim var inşallah. Evet, sadece ekonomi değil, toplumsal anlamda. Ve siyasi anlamda da biz ümit varız. İnşallah onlar da ümitli bir şekilde bayramımızı atlatıp özellikle Haziran'dan sonra ülkemizi çok iyi günler bekler diye düşünüyorum. İnşallah. Temennimiz bu yönde hocam. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Görüşmek üzere herkese. Ben hayırlı akşamlar. Ediyorum. Hayırlı bayramlar. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz hocam. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.